Sevgili Goberler, merhabalar arkadaşlarım. Şimdi bu videomuzda 15. bölümümüzdeydik. Paralel kenardaydık. 6. köşe taşında kalmışız. Hemen kaldığımız yerden köşe taşlarını çözmeye başlıyorum arkadaşlarım. Bira bismillah diyelim. Ve birinci sorumuza bakalım. Şöyle bir önce bir odaklanma muhabbetini de bir ayarlayalım. Şöyle. Evet, hadi bakalım. Diyor ki: paralel kenar, eyvallah. AB 12, tamam. Kısa kenarımız 8. Şimdi şu iki açıortayın arasındaki açı her zaman 90 dereceydi. Şuraya bir 90'ımızı çakalım biz bir ilk önce. Başka, x nedir diye soruyor. Şurayı da 2 vermiş bize arkadaşlarım. Bakın neler geliyor aklıma. Şimdi ilk aklıma gelen şey şuradan bir paralel çizmek oldu. Şöyle bir paralel çizelim. Şimdi bu paralel çizdiğimiz zaman bu paralel doğrunun özelliği şuydu. Burayı da ikiye bölüyordu. Bu tarafı da ikiye bölüyordu arkadaşlarım. Yani burayı 4, 4 diye ikiye bölecek. Bu tarafı da 4 ve şu aşağısı da 4 olacak ama şuraya da 2 kaldı, değil mi dostlarım? Sonra şu çizdiğimiz, bakın şuradan çizilen doğru aslında dik açıdan inen kenar ortay oluyordu ki bu da muhteşem üçlüden 4 olmak zorundadır. Sonra şuradaki uzunluğumuz 12. Bu paralelde olduğu için bu da 12 olacak. Şuraya da 8 kaldı dostlarım. Şimdi hemen şurada da bir Pisagor çakalım ve sorumuzu gömmüş olalım. 8'in karesi 64 eşittir x kare artı 2'nin karesi, yani x kare artı 4. 4'ü bu tarafa attık. 60 eşittir x kare geldi. Hemen her iki tarafın kare kökünü aldım. 60 dışarıya 2 kök 15 olarak çıktı arkadaşlarım. Cevap Adana'dan geldi. Evet, geçtik ikinci sorumuza. Hemen okuyalım bunu. Yine diyor ki ABCD paralel kenar 9.6 var. Şurada bakın hemen aradaki açı 90 dereceydi iki açıortayın. Şuraya 90'ı çakıyorum. 6, 8 şuradaki uzunluğumuzun 10 olduğunu biliyoruz biz artık. Başka nereyi vermiş bize? 9.6 demiş. Bizden de AB uzunluğunu istiyor. Yine şuradan paralelimizi çizelim. Bu paraleli çizdiğimde burası kesin ikiye bölünecekti ve şurada da muhteşem üçlü çıkıyordu dostlarım. Şuraya 5 diyelim. Burası da 5 oldu. Burası da 5 geldi. Sonra bu tarafı da ikiye böldü, değil mi dostlar? Şurayı da ikiye bölecekti mecburen. Hemen şuraya da bir 5 çakalım. Şurası da komple 5 oldu. Tabii ki şurayı bilmiyoruz. X diyelim buraya. Şurası da 5 eksi X oldu. Şimdi başka neler vermiş? Açıortay KH dik demiş. AB'yi soruyor bize arkadaşlarım. Şurada bir Pisagor yapacağım normalde ama bakın bilmediğim, şuraya da Y dersem bilmediğim iki kenar uzunluğu var. Y ile X. Demek ki buradan yemeyecek diyorum ben bu soru. Başka bir çözüm bulmaya çalışalım. Başka bir şeyler yapalım. Şu dikliği şöyle devam ettirirsek burası da 90 derece oldu diyebiliriz artık. Şimdi buradan bir şeyler yapalım. Bu 6, 8, 10 yüksekliğini şu haşını buluruz. Peki bu haşı bulmamız bir işimize yarar mı diye düşünüyorum. Yani ne yaparız bu haşı bulursak? Kelebek üçgen benzerliği yapar, soruyu çözmüş oluruz. Öyle yapalım o halde. Şuradaki haşı bulalım arkadaşlar. Şu çizdiğimiz dikliği bulalım. Ahbacı diye bir teknik öğrettim ben size. Neydi o ahbacı? Dik üçgende dik olan iki kenarın çarpımı, yani 6 ile 8'in çarpımı eşit oluyordu her zaman. O dik üçgenin hipotenüsüne inen yükseklik ile hipotenüsün çarpımına. Buradan 48 bölü 10, yani 4.8 çıkıyor. H dediğimiz uzunluk. Şurası 4.8. Ve bakın bir de şurada kelebek üçgenimiz var arkadaşlar. Bunu da görürseniz soru bitmiştir. İşte şurada şöyle içini tarayalım. Bakın ne diyeceğiz? 4.8'in 9.6'ya oranı. Yani iki katına çıkıyor. 5'in y'ye oranına eşit olacak. Demek ki y dediğim uzunluk 10 birim gelecek arkadaşlar. Ve bakın burası toplamda ne oldu? 5 ile 10'un toplamı 15 oldu. Zaten bize de aslında 15'i soruyor. AB dediğimiz yer şuradaki paralel doğruya eşit, 15'i yapıştırdık. Evet, geldik 3. sorumuza. Hemen bakalım. Yine şunu gördük arkadaşlarım. Şu iki açıortayın arasındaki açıya 90 derecemizi bir yapıştıralım ilk etapta. Şuradan bir paralel doğru çizebiliriz yine. Tam buradan geçen şu paralel doğruyu çizelim. Bunu da çizmiş olalım şöyle.
Şurası toplamda 14. O zaman burası da 14 ve 7, 7. Şurası da muhteşem üçlüden 7 olarak dağıldı. Şimdi şu çizdiğimiz paralel şuradaki 12'ye eşittir. Dolayısıyla şuraya da 5 kaldı diyelim. Sonra bakın bu tarafı da 2'ye bölüyor değil mi? Bu 14'ü de 2'ye bölecek. 7 şuraya kalacak. Bu araya da 3 kaldı dostlarım. Ve şu üçgen 3, 4, 5 üçgeniymiş. Şuradaki HK uzunluğunu ki zaten onu soruyormuş. 4 olarak bulduk Gobeller. Evet geldik 4 numaralı sorumuza. ABC'de paralel kenar demiş yine. Şuradan bir doğru geçirmiş. 4, 6. Burası toplamda 10 ise şuranın da 10 olduğunu biz bir yazalım. Buna göre x nedir diye bir soru soruyor. Yine şimdi şuraya 90'ımızı çaktık bir kere ilk önce. Bir paralel doğru geçireceğiz arkadaşlarım. Şöyle bir geçirelim isterseniz paralel doğru. Bakalım bir işe yarayacak mı bu paralel? Şimdi bu paralel doğru ne yapıyordu? Burayı kesin 2'ye bölüyor bir kere. Hemen şöyle bir 2'ye bölelim. Muhteşem üçlümüz var. Buraya da tık tıkı koyalım dostlar. Sonra şuradaki bakın orta taban oldu değil mi? Şunu da şöyle gösterirsem. Bakın bu 6'nın orta tabanı oldu şu parça. Çünkü hem paralel hem de yanı 2'ye bölüyor. 3 dedik buraya. E burası toplamda kaç birim? 10. 3'ü buradaysa şuraya ne kaldı? 7. O zaman bu da 7. Bu da 7. Yani benim paralel kenarımın uzun kenarı 14 birimmiş dedi. Evet, böylelikle 6 numaralı köşe taşını da gömmüş olduk. Hemen çevirdim arka tarafı ve 7 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum dostlarım. Birinci sorumuz. Diyor ki 5 var. Buna göre DC 18 olduğuna göre diyor. Paralel kenarın alanı nedir? Şimdi paralel kenarın alanı 3 farklı yolla bulunabiliyor eğer istersek. Ama bunlardan en çok, en sık kullandığımız taban çarpı yükseklik formülüdür dostlarım. Şimdi bizim tabanımız 18 ise benim bu tabana ait yüksekliği bulursam diyorum. Şu H diyelim buna. Bu H'ı bulduğum takdirde taban çarpı yükseklik yani 18 H benim paralel kenarımın alanı olacak diyorum. Şimdi bunun içinde şurada bakın bir üçgenimiz var ve bu üçgenin biz dik üçgen olduğunu biliyoruz. Bir de açıortayda fışkırtma teoremi öğrenmiştik arkadaşlarım. Nasıldı bu fışkırtma teoremi? Bakın şu açıortayımızın üst bittiği noktadan buraya indirilen diklik 5 ise şuraya indirdiğim diklik de 5 olacak. Sonra şu üstteki açıortay için konuşuyorum. Bu kola indirdiğim 5 ise şu kola indirdiğimde mutlaka ama mutlaka 5 olacak diyorum. Ve dolayısıyla bakın benim yüksekliğim ne geldi? 10. H 10 ise taban çarpı 10'dan yani 18 çarpı 10 benim alanım çıktı arkadaşlar. Evet ikinci soruyu okuyorum. ABC'de paralel kenar köşelerine ait açıortaydır. P noktasında kesişiyorlar. P noktasının AB'ye olan uzaklığı 10 santimdir. AB 20'dir demiş. Tamam şurası 20. BC 15'tir demiş. Buna da 15 diyelim. Olduğuna göre alan ABC'de kaç santimdir diye bir soru sormuş. Burada da diyor ki fazla veri olmasının sebebi hangisinin kullanılacağını biliyor musunuz diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Allah razı olsun. Bakalım hangisinin kullanılacağını biliyor muyuz? Bir görelim. Şimdi P noktasının AB'ye olan uzaklığı diyor. Şimdi öncelikle bunlar bir yerde kesişiyorlarmış. Ve bu kesiştikleri nokta P noktasıymış. Biz biliyoruz ki iki açıortayın arası kesinlikle 90 derece. Ve P noktasının şu AB'ye olan uzaklığı da 10 birimmiş. Bunu bulduk dostum. Peki. Hocam burası 10'sa az önce yaptığım gibi şurada bir fışkırtma yapsam ben. Bu kola çizdiğim diklik de 10 olacak. Şu açıortay için konuşuyorum. Bu kola çizdiğim diklik de 10 olacak. Ve dolayısıyla bakın benim şuradaki yüksekliğim ne çıktı? 20 çıktı arkadaşlarım. Tabanım ne geldi? 15. 15 çarpı 20'den de benim sorumun cevabı 300 gelir dedim. Bu birazcık hatalı soru da olmuş diyebilirim aslında buna. Ya da şunu kabul edersem bu bir dikdörtgendir dersem o zaman yanlış olmaz arkadaşlarım. Şuradaki açıların her biri de 90 derece olur. Olmaması için bir sebep var mı? Yok.
paralel kenar demiş. Dikdörtgen de bir paralel kenardır. Açılarının 90 olduğunu söylememiş sadece. Ama biz 90'mış gördük. Çünkü sonuçta şuradaki 20 ile şurası birbirine eşitse demek ki bu burasıymış aslında. Yani bu da yükseklik. O zaman bu da buraya dikinecek deriz. Evet, geçtik 3. sorumuza. ABC'de paralel kenar. Yine ben şunların arasındaki açının 90 derece olduğunu 9, 12, 15'ten buraya 15'i çaktım. Bana da paralel kenarımın alanını soruyor arkadaşlarım. Yine şunu yapalım. Şuradan bir diklik indirdiğimde H dersem artık fışkırtmayı söylemiyorum her seferinde. Şunu görüyoruz artık arkadaşlarım. Şurası da H, burası da H. Yani şu dik üçgenin yüksekliği H ise benim paralel kenarımın buna tam ters yönde olan, bakın bu yukarıdan aşağı iniyor ya, soldan sağa doğru inen yüksekliğim bunun her zaman iki katıymış. Buna da artık alışalım arkadaşlar. Peki o zaman şimdi ben bu haşı bulacağım. Alanı soruyor. Taban çarpı yükseklik yapıp alanı da bulacağız. Peki haşı nasıl bulalım? Hemen ah bacı demeniz lazım arkadaşlar. Çünkü diklikten inen dikliği bulmanın yolu ah bacıdır. Ya da öklit de yaparsın ama uzatmış olursun sadece bir tık. En güzeli ah bacı neydi? 9 çarpı 12 yani dik kenarların çarpımı taban çarpı yüksekliğe eşitti. Bunu herhalde 2-3 soru önce de çözdük, yaptık aynısını. Şimdi düzenleyelim. 3'e bölelim 5, 3'e bölelim 3. O zaman burası 36 bölü 5 çıktı. Benim h dediğim yükseklik 36 bölü 5'miş. Şimdi 2 h lazım bize. Paralel kenarın yüksekliği 2 h. O zaman o da 72 bölü 5'tir 2 ile çarparsam. Taban çarpı yükseklikti paralel kenarın alanı. Bunu 10 ile çarparsam da alanı bulmuş olurum. 5 ile 10 sadeleşti 2 kaldı. 72 ile de 2'nin çarpımı 144'tür dedim gobeller. Geçtim 4. sorumuza. Evet, yine alan soruluyor. Biz yine şunu söyleyelim. Burası 90 derece hocam. Bu 1. Şimdi şunun yüksekliği h ise şu benim buraya çizdiğim diklikle bu tarafa çizdiğim şu diklikte h h olacak. Yani 2 h geldi. Hocam şurası 25'ti. Karşılıklı kenarlar eşit olduğu için 25'tir burası da. Başka neler söyleyebiliriz? Başka da şimdilik durduk burada. Bir okuyalım soruyu. 25 var. Şurada bir 34 var. Tamam, eyvallah. Bize de paralel kenarın alanı soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu bizim yüksekliğimiz oldu 2h. 2h'ı bulmamız lazım o halde diye düşünüyorum. Şuradaki 34 acaba bir işimize yarar mı diye de düşünmedim değil. 34'ten bir şeyler çıkar mı diye düşünüyorum. Şimdi şurası şuraya eşit. Bakın burada da şunu görelim. Hani fışkırtma teoreminde hem buradan çizilen diklikler eşit hem de şu kafayla dik arası eşit demiştim ben. Kafayla dik arası. O yüzden bunlara eşit simgesi koydum. Aynı şekilde bakın şu açıortayın kafa burası. Öldüğü yer burası. Kola çizdiğim diklikler eşit. Bir de kafayla dik arası da eşit olacak. O yüzden buraya 25 dediysem şuraya da 25'i yapıştırdım hemen dostum. Peki bu kenarın tamamı 34'tü. 25 buradaysa şuraya 9 kalmalı ki 25 ile 9'un toplamı 34 yapıyor değil mi? Doğru. Peki burası 9 ise şuraya da 9 kaldı öğretmenim. Ve burası 9 ise 25'ten 9 çıktı şuraya 16 kaldı öğretmenim. Bakın şunu gördük. Şu üçgen aslında bizim çok sevdiğimiz özel bir dik üçgen. 8, 15, 17 dik üçgenidir arkadaşlarım. Fakat 2 katı. 8'in 2 katı. 17'nin 2 katı. O zaman burası 15'in 2 katıdır. Yani 30. Demek ki H dediğim şey 15'miş. Bize neyi soruyor? Paralel kenarın alanı. Şimdi benim paralel kenarımın yüksekliği şu 2H. Yani 30. Tabanı da 25. 30 çarpı 25. 75. Yanına da bir 0 koyacağız. Bursa'yı işaretledik dostlarım. Evet. 7 numara da tamamdır. Hemen şöyle 8 numaralı köşe taşını koydum önüme. Ve başladım 1 numaralı sorusunu çözmeye. Evet dostum, ABC'de paralel kenar, AC köşegen demiş, 4 var x var, şurası da 10 olduğuna göre diyor. Bir de AO ile OC eşittir. Şimdi dostum, paralel kenarda köşegeni ikiye böldüğünüz noktayı gösteriyorsa bize bu O'dan diğer köşegende geçiyor demektir. Çünkü köşegenler birbirini ortalar. Demek ki tam O noktasından diğer köşegende geçti. Sonra şunu gördüm bakın.
Başka bir şey vermiş mi? OK paralelmiş BE'ye. Şimdi paralel bir doğru sol tarafı 2'ye mi böldü? Sağ tarafı da mecbur 2'ye böler. Ve bir paralel doğru bir kenarı bile 2'ye böldüyse diğerini mecbur 2'ye bölüyor. Bunu göstermemize de gerek yok ama olsun, yine de göstermiş olalım. Bu kesinlikle şu onluk kenarın orta tabanı oluyor dostum. Dolayısıyla burası kesinlikle 5 olacak. 4 ile neyin toplamı 5'tir dedim. 1'in yapıştırdık hemen. Evet, geldik 2 numaralı sorumuza. ABCD paralel kenar, BD köşegendir demiş. Ve bakın tam K noktasında da köşegenimiz 2'ye bölünmüş. O zaman biz bunu şöyle bir AK dediğim şey aslında benim diğer köşegenim değil mi? Böyle yamuk çıktığına bakmayın. Düz doğru bu aslında. Şurası da 5 olacak tabii ki haliyle. Başka 6 var, 2 var. Başka da bir şey yok. Buna göre X nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi şunu da görelim hemen. Şurayı çizersem. Dostum bak, buradaki muhteşem üçlüyü yakalayın arkadaşlar. 5, 5, 5. Bu muhteşem üçlü sadece dik üçgende oluyordu. O yüzden buraya 90'ı çaktım. Peki şu dik üçgende artık şunu fark edelim. 6, burası 10 sa şu dik kenar kesin 8 olacak. Ve şimdi de şu dik üçgende de Pisagor bağıntısı yapacağım. Ama hani benim öğrettiğim şey aklınıza gelirse Pisagor'a gerek yok. Biri diğerinin 4 katıysa bakın 2 var, bir de 8 var. 4 katı değil mi dik kenarlardan biri diğerinin? Küçük olanın kök 17 katı olacak arkadaşlarım her zaman. Aklınızda kalırsa böyle yaparsınız. Yok, aklımda kalmadı hocam. Pisagor yaparsınız arkadaşlar. Evet, geldim 3. sorumuza. ABCD paralel kenar, AC ve BD köşegen, 7 var 9 var. BD'yi de 8 vermiş bize. O zaman şuraları 4 4 bölelim. AC'yi soruyor. Biz şuna X diyelim. Şu da X olsun arkadaşlar. Şimdi normalde arkadaşlar bizim paralel kenarımızda bir formülümüz var. O da şöyle. Köşegenlerin karelerinin toplamı şuna eşit oluyor dostlarım. Şunun karesi, yani kenarların, kısa kenarla uzun kenarın karelerinin toplamının 2 katına eşit oluyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım mı? Ne diyelim? Hadi formülü kullanalım. O zaman köşegenlerin karesi, 8'in karesi 64. Nereye yazayım? Şuraya yazalım. 64. Sonra artı diğer köşegenimiz 2x karesi ne olacak? 4x kare. Eşit olacak dostum bu. 7'nin karesi 49 ile 9'un karesi 81'in toplamının 2 katı çarpı 2 olacak yani bu. Şimdi şunları toplayalım. 120, 130 yapar. 2 ile de çarparsam 260 yapar burası. Şu 64'ü çıkartalım 260'tan. 196 kalır burada. 4x kare. Şimdi 4'e bölelim 196'yı. X kare eşittir 48, 98, 49 gelir. X eşittir 7 olur. X 7 ise bu da 7. 7 ile 7'nin toplamı da 14 geldi. Dördüncü soru. Paralel kenarın çevresi nedir diye bir soru sormuş bize. Şuradaki 3'ü vermiş. BAD'yi de 30 derece vermiş. BAD şuradaki açımızda 30 derece demiş. Şimdi dostum, paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyor. Onu bir daha gösterdim. Hocam bu kelebek üçgen çıktı şurası. Oranı da 1'e 1 geldi. Demek ki bunun yüksekliği, yani üstteki üçgenin de yüksekliği 2 olacak. Veya şu sağlı sollu kelebeği görürsem de şu yükseklik de 3 olacak diyebilirim. Şimdi benim paralel kenarımın şu yüksekliği 4. Hocam buradan aşağı indirdiğim de yükseklik 4. Demek ki 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 8 olacak. Buraya 8'i yapıştırdım. Sonra şurası 30 derece. Bakın buradan da bir yükseklik çizsem şu yüksekliğe eşittir 6'dır. Bu da 6. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı da 12 geldi. Bana da çevreyi soruyor. 12 ile 8'in toplamı 20'dir. Burada da 12, burada da 8 olduğu için bunların da toplamı 20. 20, 20 daha. 40'ı yapıştırdım dostum. Evet, 8 numara tamamdı. Geldik 9 numaralı köşe taşımıza. Şöyle birinci sorumuzu oturtturalım buraya. Bakalım ne diyor arkadaşlarım. Evet, diyor ki şimdi
Bu klasik bir soru arkadaşlarım. Şunu yapacaksınız hemen. Karşılıklı köşelerden, bakın A ile C karşılıklı. Doğruya inen şu iki dikliğin toplamı AA üssü 4'müş, DD üssü 5'miş, BB üssü 2'ymiş, CC üssünü soruyor. Ne dedim? Karşılıklı köşelerden inenlerin toplamı, yani 4 ile X'in toplamı eşittir diğer karşılıklı köşelerden, Denizli ile Bursa'dan inenlerin toplamına. Yani 5 ile 2'nin toplamına eşit olacak arkadaşlarım. O halde 7 eşittir 4 ile neyin toplamı? 3. Bakın bu doğru paralel kenarın altında. Ya da şöyle söyleyeyim, içinden geçmiyor diyelim. İçinden geçiyorsa da formül değişecek şimdi. Şöyle olacak arkadaşlarım, içinden geçiyorsa. Bakın ikinci soruda da öyle. Yine şunu diyeceksiniz. Hocam şu karşılıklı köşelerden, yani A ile C'den inenin toplamı. Şimdi onu bir yazalım. Bu 4'müş. A'dan inen de 3'müş. Yani 3 ile 4'ün toplamı eşit olacak. D'den inenle X diyelim buna. B'den inenin farkı. Bakın bunlar doğrunun biri üstünde biri altında olduğu zaman farklarını alacaksınız arkadaşlar. X'den BB üssü, yani 2'ymiş bu da. X'den 2 çıkınca 7'ye eşit olacakmış. Demek ki x eşittir 9 olacak. Şimdi şuna gelelim hemen 3 numaraya. D doğrusu ABC'de paralel kenarın B köşesinden geçmektedir diyor. Şu verilenleri yazıyorum. Şimdi bu 9, bu 4 bana da bunu soruyor. Bakın paralel kenar doğrunun üstünde. Yani noktaların hepsi paralel kenarın üstünde kalmış arkadaşlarım. O zaman çıkarma işlemi yapmayacağım bir kere. Peki ne yapacağız öğretmenim? Devam, toplayalım. A'nın uzaklığı 4, C'nin uzaklığı X. O zaman 4 ile X'in toplamı, D'nin uzaklığı 9, B'nin uzaklığı tam üstünde olduğu için 0. 9 ile 0'ın toplamına eşit olacak. Demek ki X eşittir 5 gelecek, yapıştır gelsin. 4 numaradayız. ABC'de paralel kenarının ABC köşelerinin D doğrusuna uzaklıkları sırasıyla 3, 5 ve 2'dir. Bakın A'nın uzaklığı kaçmış? 3. B'nin uzaklığı kaçmış? 5. Yazalım onu. C'nin uzaklığı kaçmış arkadaşlarım? C nerede? 2. Şu da 2'ymiş dostlar. Bize de diyor ki D'nin bu doğruya olan uzaklığı nedir diye de bir soru soruyor. Şu kaçtı? 2'ydi değil mi? Şurası da. Heh. Burası da 2. D'nin uzaklığı kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi bakın karşılıklı köşelere dikkat edin. A doğrunun üstünde, C doğrunun altında. O zaman neydi? Farkları. Demek ki 3 eksi 2 diyeceğim ben. Eşittir. B ile D'ye bakın. Biri doğrunun üstünde, biri altında. Yine farklar olacak. O zaman 3 eksi 2 eşittir X eksi 5'tir dedim arkadaşlarım. 1 burası. 5'i de bu tarafa attım. 1, 5 daha 6 mı geldi? Cevabımız 6 çıktı. Evet, 9 numaralı köşe taşımız da bitti. 4 tane köşe taşını gömdük mü? Duralım burada. Bir sonraki videoda bir 4 daha gömeriz inşallah arkadaşlarım. Hadi bakalım, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.